Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek kıyamet. Nedir o kıyamet? Gerçekleşenin, kıyametin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi korkunç bir sesle yok edildi. Ad kavmi ise gürültülü ve azgın bir fırtınayla yok edildiler. Allah o fırtınayı üzerlerine 7 gece 8 gündüz musallat etmişti. Öyle ki o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Bak şimdi görebilir misin onlardan bir kalıntı? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler de hep o hatayı işleye geldiler. Hep Rablerinin elçilerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Kuşkusuz sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Onu size bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye. Sura bir tek üfleme üflendiği, arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün olacak olur. O gün gök yarılmış sarkmıştır. Melekler de onun etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 melek yüklenir. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki gizli bir haliniz kalmaz. Kitabı sağından verilen, alın okuyun kitabımı. Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim der. Artık o hoşnut bir hayattadır. Yüksek bir cennettedir. Ki o cennetin meyveleri sarkmıştır. Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilense der ki, keşke kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ne olurdu o ölüm iş bitirici olsaydı? Malım bana hiç fayda vermedi. Gücüm de benden yok olup gitti. Zebanilere şöyle denir, onu yakalayın da bağlayın. Sonra cehenneme atın onu. Sonra da boyu 70 arşın zincir içerisinde onu oraya sokun. Çünkü o büyük Allah'a inanmıyordu. Yoksula yedirmeye teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Bir irinden başka yiyecek de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Andolsun gördüklerinize ve görmediklerinize. Kuşkusuz Kur'an, şerefli bir peygamberin Allah'tan getirdiği sözdür. O bir şair sözü değildir. Siz çok az inanıyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. O bize isnaden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık. Sonra da onun şah damarını keser atardık. O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. O hiç kuşkusuz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür. Bununla beraber biz biliyoruz ki sizden inanmayanlar var. Kuşkusuz bu Kur'an kafirler için bir pişmanlık vesilesidir. Gerçekten o şüphe götürmez bir bilgidir. O halde haydi tesbih et Rabbinin yüce ismiyle. Sadakallahu lazim.